Dostlar merhabalar. 6. testimizdeyiz. Üçgende açıların arkadaşlarım. Hemen aldım 6. testi önüme ve başladım ilk soruyu çözmeye. Şöyle bir de bir ayarına da bir bakayım arkadaşlar. Bu bazen değişiyor ayarımız sürekli. Şöyle en güzel modda olsun. Evet. Şimdi birinci sorumuz. Bakın ne görüyorum birinci soruda? 2 tane yükseklik çizilmiş. Bir BD, bir de AE yüksekliği. İki yüksekliğin kesiştiği noktaya biz ne diyecektik? Diklik merkezi. Diklik merkezinden 3. yükseklik de geçecek. O halde şu x'i şöyle uzattığımda ben kesinlikle burası da 90 derece olacak. Şuraya da 90'ımızı yapıştıralım. Peki önce şu üçgeni konuşalım arkadaşlarım. Bakın şurada bir dik üçgen var. 90, 42. O halde benim 3. açı dediğim şu A açısı 48 derece olmalı ki toplamları 180 olsun. Bir de şimdi x'in olduğu şu üçgene bakalım. Bakın biraz daha kalın yapıyorum o üçgeni ki iyice görün diye siz. Şu üçgen. Dostum bu üçgenin de bir açısı 90, bir açısı 48 ise 3. açıya ne kaldı? 42 derece kaldı. Cevabım Bursa'dan geldi. 2'ye geçtim hemen. ABC bir üçgen demiş. 70, 20 daha 90 yapar. O halde 3. açıya da 90 derece kaldı. Bunu bir gösterelim. Bir de DC kenarı BC ile AB'nin farkına eşitmiş dostlarım. Şimdi BC ile şu BC'den AB'yi çıkartacakmışız. Şuna X diyelim. Şuna Y diyelim arkadaşlarım. BC'ye Y. AB'ye de X dedim. Y'den X çıkınca DC kenarı kalıyormuş. Yani şurası Y eksi X'miş dostlar. O halde burası da kesinlikle X olacak ki Göbel. Tamamı Y'di ya. Y'den X çıkınca burası kalmış olacak. Yani demek ki burası da X çıktı. Yani şunu demeye çalışıyor adam bize. Bu iki kenarın uzunluğu birbirine eşitmiş demiş hocalar. Peki ikizkenar tepesi 70 ise 110 kaldı. 55, 55 diye buralara parçaladım. 90'dı buranın tamamı. 55'i buradaysa alfaya da 35 derece kalacak ki toplamları 90 olsun dedik. Ve geldik 3 numaralı soruya. ABC üçgen D noktası diklik merkezi. Demek ki şu BD'den uzatırsam diklik merkezinden geçtiği için kesinlikle yükseklik olacak. Ya da AD'yi aşağıya doğru uzatırsam kesinlikle 90 derece olacak. Ya da C'den çizseydim şu şekilde o da 90 derece olacaktı diyecektim dostum. Peki 90, 24 o halde hocam şuraya 66 kalmak zorunda. 66'nın dış tarafı da ne olacak? 114 mu olacak dostlar? 114 derece geldi. Yani sorumun cevabı Bursa'dan çıktı dostum. Hemen geçtim 4 numaraya. Evet bakalım ne diyor? 20 derece verilmiş, 40 derece, 60, 10. Peki bakın 60'ı görünce neden şüphelenecektik? Eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgen varsa yeni ikizkenar üçgenler var. Bak daha soruyor başlamadan neler olacağını zaten biliyorsun aslında. Peki şurası 40. Şurası toplam 70, 70, 40 daha 110, 3. açıya da kaldı 70 derece. Yani benim buradan söyleyeceğim şey şu BC kenarı BD kenarına kesinlikle eşit dostum. Bu 1. 2. Şuranın toplam ölçüsü 20, 40 daha 60. Bir 60 da buradan var 120 yaptı. O halde 3. açıya da kaldı 60. Demek ki bu da bir eşkenar üçgen. O halde BC kenarı AB'ye ve AC kenarına da eşit olacak. Ama bakın ne çıktı burada dostum. Şu üçgende bir ikizkenarmış meğersem. Bak bununla bu birbirine eşit çıktı. Yeni bir ikizkenar üçgen çıktı. Tam da beklediğimiz gibi. Peki tepe açısını kaç derece vermiş? 20. Taban açılarına ne kalacak? 80. 80 kalacak. O halde alfa dediğimiz açı 80 derece geldi. 5 numaradayız. AD eşittir DE'ye. AD DE'ye eşitmiş. Demek ki şuradaki açı x derece ise bu açımız da x derece. CD DB'ye eşitmiş. CD DB'ye eşitmiş. O halde şurası y derece ise burası da olacak y derece. Peki şurası toplam kaç dereceymiş arkadaşım? Şurası 100 dereceymiş. Bakın şu üçgene bakın. Şu A, B bir de 100'ü görün dostlarım. X, y ve 100'ün toplamı 180. O halde x ile y'nin toplamına 80 kaldı. Bu 1. 2. Bir de şurada bumerangı görün dostlar. Bizim bumerang dediğimiz bir şekil vardı yani burada. Peki bumerang ne diyordu? İçeridekilerin toplamı, yani y'nin, x'in ve alfanın toplamı dışarıdaki yüze eşittir. Yazalım. Y'nin, x'in ve alfanın toplamı 100'e eşit. Y ile x'in toplamı zaten 80. O halde alfaya kaldı 20 derece, paketledik, çıktı. 6. sorudayız. Bakalım ne diyor? ABC bir üçgenmiş. İkizkenar üçgen görüyoruz yine burada. AC eşittir BC diyor. Bir de eşit açılar var. ACB yani şuradaki açı, BDC yani şuradaki 70 dereceye eşitmiş. O halde burası da 70'tir. Peki ikizkenarın tepesi 70 ise 110 kalır bu iki kerataya. 55 paylaşırlar 110'u. Eşit açılarımız. Peki 110, 55 daha 165. O halde hocam şuraya da 15 derece kalmalı. 165'ten 180'e ulaşmak için alfamız da oldu 15 derece dostlar. Evet, ilk 6'yı gömdük. Hemen 7 ile devam edelim. ABC bir üçgen. 25 dereceyi gördük, 95'i gördük. Bir toplayalım. 25 ile 95'in toplamı ne yaptı? 120. O halde şuraya ne kaldı? 60. Aha, sevdiğim bir açı. 60'ı gördüm. 60'ı oluşturan kenarlar birbirine eşit verildiğinde ne yapacaktım? Bunların ucunu birleştirip bunu eşkenar üçgen yapacaktım ve yeni bir ikizkenar üçgen çıkartacaktım. İşte ikizkenar da buradan geldi. Şunlara da bir 60'larını yazalım. 60. 95'ti. Şuraya kaldı 35. Peki şu ikizkenar üçgen tepesi 35. Taban açılarına ne kalacak arkadaşlarım? 145 mi kalacak şu ikisine? 145'i de kardeş kardeş paylaşacaklar bunlar. 70, 145'i 2'ye bölersek 72,5 yapar. 72,5 burası, 72,5 burası. Peki 72,5 ile alfanın toplamı da 180 yapacak. O halde alfaya kaldı. Ne kaldı? 72,5 ile alfanın toplamı 180 olacak. 107,5 kalmış olması lazım değil mi dostlarım? 107,5. Evet, doğru toplamışızdır herhalde. Cevabımız Adana. Şıklara da bakayım. Evet, doğru, Adana'ymış arkadaşlar. Geçtim bu soruyu da. Bakalım ne diyor? ABCD bir dörtgen. Tamam. 40 derecemiz var. Şurada 70 derecemiz var. 40, 70. O halde buraya da 70 kalacak. Hatta şurası da 35 oldu. Bakın bu bir açıortay oldu şu çizgi. Bu bir açıortay. Peki 70, 55 daha 125. O halde bunu uzattığımda bu da 55 yaptı. Yani bu da bir dış açıortay oldu. Bakın şu CD'de bir dış açıortay. Peki Denizli noktasının ismi neydi? Dış teğet çemberin merkezi. Ve bu Denizli'den bir tane de ne geçecekti arkadaşlarım? Bir dış açıortay daha geçecek. Demek ki burası da x derece. 40 buradaysa 2x'e ne kaldı? 140 kaldı. Demek ki x eşittir 70 geldi goberler. Denizli'den çıktı cevabımız. Geldik 9 numaralı soruya. ABC bir üçgen. ABC 54. 66'yı gördüm. Tamam, 54'ü gördüm. AD diyor açıortaydır diyor. Tamam, oradaki dikliği de gördük. Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Önce şurada iki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşit muhabbetini yapalım. Yani 54 ile neyi toplarsam 66 yapar diye soralım. 12 derece. O halde burası 12. Topladığında 66 yapsın diye. Peki bu 12 ise eşit olduğundan dolayı bu da 12 olacak. Bakın şurada minicik bir bumerang var. Aslında iki tane bumerang var arkadaşlarım. Ben şu küçük olanını yapacağım. Bumerang ne diyordu? 66 içerideki açı, 12 içerideki açı, alfa da içerideki açı eşit olacak dışarıdaki açı, yani 90'a. Şunların toplamı 68, 78 yapar. 78 ile alfanın toplamı 90 oldu. Alfa eşittir 90 eksi 78. Yani ne oldu? 12 mi oldu arkadaşlarım? Alfa'da 12 çıktı. Yani cevabımız Bursa'dan geldi. Güzel bir yeni nesil soru var şimdi dostlar. İyice okuyalım bunu. Dikkatlice okuyalım. Serkan doğa yürüyüşü için öğlen A noktasından B noktasına, akşam da B noktasından C noktasına gidecektir. Güzel. Bu noktalar AB kenarı BC kenarına dik olan ABC üçgeninin köşe noktalarıdır. Yani şurası 90 dereceymiş. Tamam. Serkan A'dan B'ye giderken pusulasının kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açıyı bir kağıda aşağıdaki gibi not almıştır diyor. A'dan B'ye giderken pusulasının kuzeyi gösteren ibresiyle A'dan B'ye geliyor arkadaşlarım. Şu yolu izliyor ve pusulası kuzey şöyle olsun. Şurası kuzey noktası olsun. Kuzey yukarısı olsun. Demek ki A'dan B'ye gelirken kuzey ile 24 derecelik bir açı yaparak geliyor. Yani şurası 24 dereceymiş dostlar. Bunu söyledi bize. Peki devam edelim. Buna göre Serkan B'den C'ye gitmek için pusulasını aşağıdakilerden hangisi gibi ayarlamalıdır diye bir soru sormuş. Devam edelim şimdi. 20 derece burası. A'dan B'ye geliyor. Kuzeyle 24'tü pardon. 24 derece burasıymış. Bu nasıldı? Bir dik üçgendi. Başka da bir şey söylememişti. AB kenarı dik olan köşe noktaları A'dan B'ye kuzeye gösteren ibresini aç. Tamam, her şeyi not almışız zaten biz. 24. Şimdi B'den nereye gidecekti? B'den C'ye gidecek. B'den de C'ye giderken diyor. Şöyle bir paralellik çizelim. Şuradaki pusulası şurada olacak arkadaşlarım. B'den C'ye giderken acaba şu arada kaç derecelik açıyı gösterir diye bir soru soruyor. Şimdi bu da kuzey, bu da kuzey. İkisi birbirine dikse burada bir paralellik var. Z harfini yaptım. Şurası da 24 oldu. Peki 24. 90'dan 24 çıkınca şu aradaki minik açıya, şuraya 66 derece kaldı. Yani zaten bizim de istediğimiz cevap çıktı arkadaşlarım. Şu aradaki açıyı soruyor. Pusulanın yaptığı açıyı. O da 66 derece geldi. Yani cevabımız hangisi? B'den C'ye giderken 66 derece olacak. Bursa'yla Adana aynı cevabı işaret. Yok, Bursa'yla Adana farklı tabii ki. Çünkü neden? Bursa'nın kırmızısı burada, beyazı burada. Kırmızı bu tarafta olacak arkadaşlar. Biz kırmızıya göre hareket edeceğiz. Kırmızı yukarıda olacak. Demek ki cevabımız Bursa'dan çıkacak. Siz göremediniz tabii şıkları. Şöyle gördük şimdi. Geçtik 11 numaralı soruya. Sehpanın üzerinde aynı renkli kalemler birbirine paralel olarak yerleştirilmiştir. Daha önce videomuzun süresi doluyor arkadaşlar. Böyle belli bir ayarı var kameranın. Belli bir süreye geçince kendiliğinden duruyor. Ben de bakmazsam kaçırıyoruz. Tekrar dolmuş. Ne yapıyoruz dedim arkadaşlarım şimdi. Aynı renkli kalemler birbirine paralel ve paralelleri de biz birazcık uzatıyorduk ki şu şekilde. İşimiz kolay olsun diye bunu yapıyoruz biz de. Peki. Şimdi başka. Şu 70. Şuradaki Z harfini görelim. Şurası da 70 olsun. Buradaki bir Z harfini görelim. Şurası da 70 gelsin. 70. Başka bu neye paraleldi? Şu çizgi buraya paraleldi. Tamam, geçtik orayı. Şurası 70 demiştik arkadaşlarım. Ters açısı da 70. Buna da bir 70 derece yazalım. Başka. Şurada bir paralellik var. Şurada bir şey var. Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şuradaki üçgeni mi konuşsak? Bakın. Şu üçgen en güzel. Şöyle şunu da uzattığımda bu adam da bunun dış açıortayı olur. Evet, bir şurada bir dış açıortay, iç açıortay gelir daha doğrusu. Şuradan bir iç açıortay gelir. Alfa da doğru. Alfa bunun yarısı ne yaptı? 90-35 yapacak. Aynen öyle arkadaşlarım. Şey kuralı olmuş burada ya. Hani görebildiyseniz eğer ki şu açıortayı şuraya taşıdım. Bu açıortayı. Buradan da bir açıortay geldi. Ne demiştik? Alfa kullanmadığımız 70'in 90-70'in yarısı. Yani 35. 90'dan da 35 çıkacak. 55 dereceyi bulduk arkadaşlarım. Şu bir önceki testte olması lazım. Bahsettiğimiz kuralın aynısını burada yaptık arkadaşlar. Paralellerden dolayı çıkarttık. Pekala goberlerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.